Ben normalde twerk yapmayı seven biri değilim. Yani daha önce yapmışlığım da yok ama... Ama yapmışlığım varmış kadar iyi yapıyordun yani. Bana twerk yap denen günü bekliyormuşum. Yani öyle bir twerk yaptım ki seyirci de alkışlarken şok oldu. Eser böyle biri mi diye. Twerk yap dedin sen bana. Twerk yap demedim. Ben sana sadece böyle hani vuruyormuşum gibi yapacağım. Nereme vuracağım? sen kendin seçtin. Ben twerk yap demedim. O yapınca ben dedim ki aşkım, neden yapmıyorsun ben demedim lütfen, yani. Şu an kameralara ben twerk'ü arzuluyorum. Benim şimdi anlatmaz acı. Biz bu yüzden kavga etsek ya. Ben sana twerk yap demedim. Ben de onu anlamadım ki abi. Ben YouTube'a başlıyorum. YouTube'a başlıyorum. Ne oluyor ya? Abi benim YouTube benim evimdi. Sen sonradan YouTube'a geldin. Hayırdır ama ya? Ama İrem Derici mesela Nurgül Yeşilçay bize geldi. Evet Nurgül Yeşilçay mesela bana gelmedi. Sana geldi. Hayır. Seksi şeyler yaptırdın. Ama sana bak yine twerk'e hep twerk'e doğru gidiyorsun. Seksi bir adamsın. Hadi canım. Bir sene sonra beni seksi yaparsın sen. Ben yapmak mı istersin? Evet. Ben mesela orada seni kaldırıp oradan o tarafa atmak istiyorum aslında. Ama o kadar. Böyle bir istemiyorum. BKM organizasyonu ve Maksimum Kart ana sponsorluğunda şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali, geçtiğimiz yıl yine bir ilki gerçekleştirmiş ve Berfu ve Eser Yenenler çiftini sahnede ağırlayarak şehrin içine izlenmeye değer yeni bir sahne şovu katmıştı. Bir daha deniyoruz. Çiftlerimizin hoş geldiniz. İlişkilerinin birbirine benzer ve zıt dinamiklerini anlatan ve seyirciyi kahkahaya boğan Berfu ve Eser Yenenler'in özgün sahne şovu, Çift Terapisi geçtiğimiz akşam BKM Tiyatro'da sahnedeki birinci yılını kutladı. Ve uçak tuvaletine zaten Eser tek başına sığamıyor. Ve kuzeyle sığmak zorunda kaldı. Ve o kadar kötü görüntüler çıkıyor ki ortaya. Size göstermek için fotoğrafını çekti. Fotoğrafını çekti ya. Ya şunu fotoğraf... ya bilmiyorum ya. Uçak tuvaletinde şey gibi bir şey yani. Spora basınca... Sanki çocuk gökyüzüne kulaştı. Ve erkekler niye bu kadar uzun süre tuvalette kalıyor? Ne yapıyorsunuz ya bu kadar uzun süre? Ya ben orada Allah'a sığınıyorum. İşte meditasyon yapıyorum. Ya o kadar uzun süre tuvalette duruyor ki tuvaletin her çıktığında belden aşağısı tutmuyor. Evet. Tutmuyor ve Ali Rıza Bey insanca bacaklarının düzelmesini bekliyoruz. Ya bir gün şöyle bir şey oldu. Ya çıktı yine ayakları tutmuyor bekliyoruz. İşte Ali Rıza Bey düzelsin hayata dersin. Düzelmedi de biz acile gittik. Ya ben her tuvalete girdiğimde o klozet hep sıcak. Ne güzel bir şey. Hep sıcak. Yani şimdi güzel... bile gidiyorum ben. Ne gidiyorum ben yapayım. Japonlar bunu icat bulmuşlar. Orayı üstüne çalışıyorlar. Ben sana mamaya yapıyorum. Geceye ünlü isimler de katıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan mutlu çift, zaman zaman ufak fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtseler de genelde eğlenceli bir çift olduklarını bir kez daha gösterdiler. Teşekkür ediyoruz efendim. Neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi çok mutluyuz ya. Oyun böyle ilk çıkardığımız günden itibaren gün be gün büyüdü büyüdü. Anadolu turnesi yaptı, Avrupa turnesi yaptı ve şu an işte İstanbul'da göz bebeğimiz BKM'de birinci yılını kutluyoruz. Çok mutluyuz. Hem birçok insanla buluştuğu için mutluyuz. Hem de hayallerimizin ötesinde çok güzel bir oyuna sahip olduğumuz için. Sevgili eşimle sahnede olduğum için çok mutlu ve gururluyuz. Berfu Hanım siz neler söyleyeceksiniz? İlk öncelikle bu güzel yorumlar için. Teşekkür ediyorum. Kocam her zaman çok naziktir. Tabii. Her zaman. Gönlümü alır. Çok mutluyum gerçekten ben de. Oyunun bir senesini doldurduğuna ayrı mutluyum. Mikrofonları indirelim. Kankalar mikrofonları aşağıya. Vallahi çok mutluyuz gerçekten. Seyirciyle buluştuğumuz için, bir seneyi doldurduğumuz için 35 oyun falan olmuş sanırım. Çok güzel gidiyor her şey bizim için. Birinci senemizi kutluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 35 oyunun sonunda da zaten bir gösteriye katılanlarla da bir sosyal medyaya bir video çektiniz. Çok da konuşuldu Eser Bey. Evet. Sizin danslarınız. Yani şimdi... Yapmak ister misiniz? Yani ben normalde twerk yapmayı seven biri değilim. Yani daha önce yapmışlığım da yok ama... Hanım ama yapmışlığım varmış kadar iyi yapıyordu yani. Ama yani gerçekten bana twerk yap denen günü bekliyormuşum. Yani öyle bir twerk yaptım ki... Seyirci de alkışlarken şok oldu. Eser böyle biri mi diye. Aslında twerk yapacağını konuşmamıştık işin saçması. Hayır twerk yap dedin sen twerk bana. Twerk yap demedim. Ben sana sadece böyle hani vuruyormuşum gibi yapacağım. Nereme vuracağım? sen kendin seçtin Aşkım yani. Ne yanağıma vuracağına bu yani o twerktür o yani. Ya bir de akım öyle değil ya. Bu kadar istekliysen. Hayır akım öyle bir şey. Normal dans ediyor. Evet akım öyle. Sonra twerk'e dönüyorsun o, yani bence. Aslında da şanslısınız efendim. Twerk yaptığım için mi? Eşiniz her isteğinizi karşılıyor. Tabii. Bu da twerk'te daha iyi. Twerk daha iyi. Öyle bir şey yok aslında. Eser istediklerini yapıyor. Ben ona göre şekilleniyorum. Ben twerk yap demedim. O yapınca ben dedim ki aşkım, neden yapmıyorsun demedim yani. Aşkım ben lütfen şu an kameralara ben twerk'ü arzuluyorum. Benim şimdi anlatmaz acı. Dedin sen bana bunu ya. Ben sana twerk yap demedim aşkım. Ya. Biz bu yüzden kavga etsek ya. Ben sana twerk yap demedim. Çift Terapisi'ne hoş geldiniz. Eser Bey bir Türkiye güzelinden bir kadın komedyen çıktı. Bunda sizin de payınız var. Komedyen olarak
Bu süreç nasıl başladı? Türkiye güzelinden bugün komedyenliğe bir yılını doldurup İstanbul ve talk show. Vallahi ve şu an talk show da yapıyor. Ya ben takip ediyorum. Vallahi talk show perileri de yapıyor. Yani beklediğimizden fazla ya çıktı. Yani hani bize Miss Turkey yeterdi. Ama gerçekten yani ben yetenekli biri olduğunu, hani benim show programımı yaparken ben verdiği fikirlerde iyi fikirler olduğunu biliyordum ama bu fikirleri satabilecek düzeyde sahnede iyi olduğunu hem bu oyunla hem de kendi talk show'unda anladım. Yani ben de öyle anladım. Evet, yani şaşkınım. Gerçekten bir tık fazla yani yeteneğin. Bunun bir çocuk bulalım. Yani fazla. Sizin bir söyleminiz vardı. Eşimle aynı yerde çalışmam diye ama o sözünüzü de yediniz galiba. Yuttuk. O sözü YouTube twerk'e çevirdim içine ben. Yani şey yaptık. Yuttuk çünkü yani elbette çekincelerim vardı en başta. Söylediğim gibi evet, daha fazla bak şöyle yapalım, böyle yapalım. Hayır, böyle yapacağız. Tam yapalım ama sakin. Yok, ay, düzeldim böyle ama daha sivriyken seninle birazcık köreldim. Ama yani sahneye çıkma isteğin ve arzun hep yüksekti. Ben de sürekli böyle hayırdır sen falan diyordum. Ben senden sana hayırdır falan, hani hep iddialıydı. Ama genelde böyle iddialı olanlar sahneye çıkınca bir pısar ya. Sahneye çıkınca daha da yukarıya doğru, daha da iddialı bir hale geldin. Bu tamamen gerçekten yetenekli bir Türkiye güzeliyle evlenmek hocam, gibi bir şanslıyım yani. Çetin karşılığı hemen sizin talk show'unuz oldu efendim. Ya, aranızda da bir çekişmeler oldu mu? Konuk paylaşımı özellikle. Ben de onu anlamadım ki abi. Ben YouTube'a başlıyorum. YouTube'a başlıyorum. Ne oluyor ya? Abi benim YouTube benim evimdi. Sen sonradan YouTube'a geldin. Hayırdır ama ya? Ama geldim. Ne oldu yani? Ya ben programımız tutmuş linç. 10 numara akıyoruz. Şimdi mesela bana bir konuk geliyor. Bana gelsin. Bana gelsin. Sen evet, ona geliyor. Bana niye geldi falan. Konuşuyoruz telefonda. Şu an... Ama ikimizin farklı şu an. Ama ünlülerde bir İrem Derici mesela. Nurgül Yeşilçay. Bize geldi. Evet, Nurgül Yeşilçay mesela bana gelmedi, sana geldi. İlk konuğumuzda sizdiniz efendim ama o çok konuşuldu aslında. Evet, o da. Birazcık çok üstünüze geldi mi? Berfon. Programda mı? Evet. Hayır. Seksi şeyler yaptırdın. Ama sana bak, çok yine twerk'e hep twerk'e doğru gidiyorsun. Sen ve benden, sen benden seksi bir karakter yaratın. Seksi bir adamsın. Hadi canım. Güzel. Bu, sen eğer ona inanıyorsan, ben inanıyorum ki bir sene sonra beni seksi yaparsın sen. Sen beni yaparsın, ben onu anladım. Eser Bey'de değiştirmek istediğiniz özellik nedir? Ya da görünüş olarak... Seni talk show'da mı geldin? Bir düşünüyorum, seninle değiştirmek... Bir tık hızlanabilirsin ama bu ben çok sabırsız olduğum için. Yani ben çok sabırsız olduğum için sen... Sen de yavaşlayabilirsin. Ben de yavaşlayabilirim, bu da güzel bir öneri olabilir. Ama zaten yani gerçekten Berfu hızında, temposunda... Ama artık hayat da oraya geldi. Talk show perilerinin hızına bakıyorum ben yani... Yani tak 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 böyle pimpon tok gibi, insanlar artık böyle yavaş, daha böyle duran şeyleri sevmiyorlar. Dolayısıyla bizim oyun da öyle. Yani ülkede normalde stand-up veya gösterilerin süresi işte 1,5 saat falan. Yani bizde işte yani daha hızlı, daha tempolu ve tek perde ve insanlar geldiğinde ve tadı damağında kalan bir oyunumuz var. O da Berfu'nun bu ateşli ve hızlı sayesinde. Ben daha yavaş bir adamım yani. Sosyal medyayı da aktif kullanıyorsunuz. Özellikle akımları da yakından takip ediyorsunuz ama Eser Bey'in özellikle yapamadığı akımlar da oluyor. Onu tabii da yüklüyorsunuz. Hele bir yalnız kalma sonra sizi bir alıp götürme evet vardı ki çok da konuşuldu. Kıyamam ama fıtığın var. Şu beni tutup kıyamam var. Evet. Gerçekten onu da yaptım. Ama biraz kaldırdın aslında sonunda. Sadece bir miktar yavaş. Ben akımların hepsini ciddiye alıp yapmaya çalışıyorum bu arada. Bence onlar siz benim... birazcık atladınız. Evet. Ben hayır ben kaldırdım. Yani. Saçmalamayın abi. Emeğe de saygı. Ben orada kaldırdım yani. Ben sonuçta o akımları yapamamaya çalışmıyorum. Ben yapmaya çalışıyorum. O komik oluyor. Ben buna üzülüyorum. Yani kim ne kadar gülerse ona çok ayıp. Akımları ben, çok yapmak mı istersin? Evet. Ben mesela orada seni kaldırıp oradan o tarafa atmak istiyorum aslında. Ama o kadar. Gerek yok böyle şeylere. Fıtan atmasın. Sağ ol. Televizyonları bırakıp aslında sosyal medyaya da döndünüz. Bunun. Ama daha şimdi televizyona dönüyoruz. Evet. İlk önce sosyal medyayı konuşalım. Daha sonra televizyon. Evet. Televizyona bu kadar ara vermenizin nedeni neydi? Sosyal medyadaki daha mı sağlıklı, daha mı iyi gidiyor? Valla bir sebebi yoktu. Hani televizyonlardaki eğlence programlarına aslında biraz ara verilmesi ve eğlence programları televizyonda yer bulamıyordu. Ama doğru zamanı bekliyordum açıkçası. Doğru zamanda şimdi Berfu ile beraber yeni bir işe başlıyoruz televizyona. Doğru zaman buymuş. Şimdi çok güzel bir projeye başlıyoruz inşallah sevgili eşim. Peki efendim, yılbaşı da geliyor. Kostümler hazırlandı. En son bir kostüm diktirecektiniz. Aile içerisinde kutlanacaktı ama son durum ne o kostümlerde? Sizin tamam kostümünüz ne olacak? Eser Bey'in ve çocuklar. Aa, bu nasıl bir soruyor şu? Hangi kostüm diktiriyorsun? Yılbaşı ya eğlencesi için bir kostüm geçen hazırladım. Sene yeşil bir şeyler hazırlattın ya. Ağaç oldum ben. Ama bu sene de Rihanna. Ben Rihanna kostümü yapayım. Twerk anlamı. Paylaşmamıştım çam ağacını ama istersen paylaşırım. Ne olabilir? Hayır.
Twerk yapanca mı acı mı? Hayır, hayır. Güzel olabilir bence. Hayır ya. Saçmalama. Hayır. Nefes istemiyorum. Hayır, böyle bir nefes istemiyorum ben. Böyle bir nefes istemiyorum. Şey yani abi onlar çok doğaçlama çıkıyor. Bakalım ben de çok korkuyorum ne doğaçlayacağız diye. Orada ne giyeceğiz? Efendim hemen son olarak da şunu da soralım. Biliyorsunuz ki bir Adnan Oktar davası vardı. Görüşememiştik, konuşamamıştık. O yüzden soralım. Neler söyleyecekseniz o gün için 19 yaşında olmayıp daha küçük yaşta olsaydım kandırılabilirdim diye de bir açıklamanız vardı. Öyle demedim. Tam dedim ki küçüktüm ama yani o sırada daha savunmasız bir anda yakalansam belki boşluğuma gelebilir ama bunu yaşayan bir sürü insan var. Böyle güzel bir günde böyle bir şey konuşmaya çok da gerek yok sanki. Yaşayan birileri varsa geçmiş olsun. Kendime de geçmiş olsun. Başka da bir şey diyemem bu konuda. Peki o zaman. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.